Hepinize Bodrum'dan merhabalar. Bugünkü videomuzun konusu Bodrum mandalini. Böyle mis kokulu bir mandalina bahçesindeyiz. Normal bir mandalin değil tabii ki. Böyle yeşil, kimisi satsuma diye bahseder ama satsuma farklı bir cins. Bodrum'un en eski üreticilerinden ve geniş bahçesi olan Erman Bey'in konuğuyuz. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bize biraz bahsedebilir misiniz? Tabii Bodrum'un coğrafi işaretli bir ürünüdür. Zaten şu andaki tek coğrafi işaretli ürünüdür Bodrum mandalini. Özellikle Temmuz ve Ağustos aylarında bunun yeşil hasatının yapıldığı bir zamandır. Hı hı. Asıl değerli olan kısmı burasıdır. Çünkü yeşilken çok fazla kullanılabilir. Özellikle turizm açısından, turizmin de en hareketli olduğu zamanda aslında bundan limonatalar yaparsınız, çok güzel. Bunu suyun içine atabilirsiniz, sodanızın içine atabilirsiniz, kolanızın içine atabilirsiniz. Bundan yapılacak kokteyller harikadır. Yaptığınız sorbelerde, yani sütsüz dondurmalara bunun birazcık rendelerseniz, salatanıza bunu birazcık rendelerseniz harikadır. Bu yani gerçekten Bodrum'u Bodrum yapan değerlerden bir tanesidir. Kesinlikle, evet. Tabii işletmelerin bunu daha fazla kullanmalarını istiyoruz. Çünkü yurt dışında gelen insanlar lime kullanılmaya alışmıştır. Lime bir çeşit limondur. Hı hı. Bizim de ona alternatif olan en güzel ürünümüz Bodrum mandalinidir. Bizim Bodrum'a gelen misafirlerimize mutlaka bu tadı öne çıkarmamız gerekir. O yüzden çok önemlidir. Bu tabii Aralık ayına geldikçe artık olgunlaşır. Bu sefer meyve olarak sofralarımızda yer alır. Onu soracaktım. Çok uzun süre stoklanamıyor anladığım kadarıyla. Meyveyi stoklayamazsınız. Onun da işte bir aylık bir süresi vardır. Ama ne yaparsınız? Mesela biz ne yapıyoruz? Suyunu stok yapıyoruz. Hı hı. 12 ay sonra onun suyundan gazozlar yapıyoruz, lokumlar yapıyoruz. Bu arada girişte gördük. Çok güzel kendi ürettikleri ürünler var. Gazoz olaraktan da evet. Var galiba değil mi? Biz de şişeler öyleydi. Bodrum Yadigarı olarak, Yadigar da annemizin ismiydi, onun adına bir markalaştırdık. Rahmetli babanın işte elleriyle diktiği ağaçlar bunlar. Bodrum bu açıdan çok zengin. Hı hı. Yani gerçekten bir zaman öncesi tamamen ekonomi bundan dönüyordu. Doğru, i̇şte evet. Süngercilik vardı, mandalin Hepsi vardı. Hepsi turizmden önce tabii ki. Turizmden önce. Bunlar tabii bir geride kaldı. Şimdi turizm ön plana çıktı ama bence hepsi beraber yapılırsa güzel. Hı hı. Mesela Bodrum genelde hep turistik yer diye bakılıyor şu anda ama aslında tarihe bakarsak bir tarım şehri. Hı hı. Burası bir tarım limanı. Tarım ürünlerinin ihraç olduğu bir liman. Halikarnassos. Burada tekneler yapmışlar, burada yaşayanlar, işte lelekler zamanında tamamen tarım var zaten, Karyalılar zamanında da amforalar, amforaya göre tekneler, teknelere göre amforalar yapılmış. Ne yapmışlar? Bu bütün bu yörenin tarım ürünlerini amforaların içerisine koyarak deniz aşırı bütün ülkelere satışlarını yapmışlar. En büyük alıcı o zamanlar Mısır. Hmm. İşte Lübnan'ın olduğu. En büyük pazar orasıymış. Tabii Lübnan'ın olduğu o bölge en büyük pazar. Tabii bunu yapabilmek için de denize hakim olmanız lazım. Denizci olmak lazım. İşte o arada da kadın amiraller, Artemizyalar çıkmış. Hmm. Sonuçta tarım ürünleri oralara kadar gitmiş. Sadece tarım ürünü satmakla kalmamışlar. Bu Canan Küçükeren vardır, bizim arkeolog arkadaşımız. Hı. Onun çok güzel araştırmaları vardır. Mesela bu Karyalılar Mısır'a kadar işte o bölgeye gidiyorlar, ürün satıyorlar. Bakıyorlar ki orada firavunların bir sıkıntısı var. Hı. Bütün böyle toprak sahiplerinin sıkıntısı var, o da güvenlik. Yağmalamaya diyorlar karşı. Diyorlar ki biz sizin güvenliğinizi sağlarız. Hepsi güçlü, kuvvetli, denizci insanlar ve yıllarca o yörenin bütün toprak sahiplerinin, firavunların özel güvenliğini yapmış Karyalı askerler. Bakın hizmet de satmışız, sadece tarım ürünü değil. Sattığımızda korumuşuz yani. Evet ve Akdeniz'e sahip olmuşsunuz zaten. Ege'nin bütün ticaretini yapıyorsunuz. O kadar çok para kazanmışlar ki bütün bu ticaretlerden dünyanın 7 harikasından birini, Mozoli'yi gelmişler Halikarnassos.
Bodrum'a kurmuşlar. Bakın büyük bir yapı. Tarım ürünlerini dünyada ilk ihraç eden noktalardan biriyiz ve biz bugün kime sorsanız ya Bodrum'da tarım mı olur diyorlar. O kadar hor görüyorlar ki dağımız taşımız endemik bitkiyle dolu. Gastronomi kültürü müthiş. Yani turizm sadece tek başına bakılmaz. Evet. Yani bunları da işin içine koyarsanız turizm gelirleri 2'ye 3'e katlar. Dünyada da örnekleri var tabii ki. Ama biz bunları bu yörede yaşayanlara anlatamadık. Umarım sizin sayenizde biraz daha umarım etkili bir video olur. Bu arada tarihimizi de öğreniyoruz mandalinayla birlikte. Araya gireceğim. Şimdi zeytin olayı nasıldı peki o zamanlar? Zeytin, Bodrum zeytinle özdeşleşti mi? Tabii ki Milas hep konuşuluyor çünkü. Şimdi Milas da çok güzeldir ama lelekler zamanında buradaki atalarımız diyelim. Onlar da zeytinle geçiniyorlar. Tarım bir defa tamamen. Bizim Bodrum'a ait Dilmit zeytinimiz vardır. Dilmit zeytin, evet duymuştum. Şu anda coğrafi işareti alınması için uğraşıyoruz. Bu yörenin zeytinidir Dilmit. Tarihten bize mirastır. O gördüğünüz 200 yıllık, 300 yıllık, 500 yıllık ağaçların hepsi Dilmit ağaçlarıdır. Milas'ınki memeciktir. Her ikisi de çok iyi zeytinlerdir. Tabii Dilmit'i kimse, yani bizde araştırma olmadığı için, bir de geçmişe saygımız da olmadığı için maalesef Dilmit'i sanki diğer zeytinler gibi bakıyorlar. Bu nedenle hakkını, yani hiçbir şeyin hakkını vermiyoruz ki, ya sadece tüketmek için varız. O konuda da işte turizmi de tüketiyorlar. Yani Bodrum'da tüketiyorlar. Her yeri bina yapıp. Maalesef. Yani sanki hangisi kolay soruya doğru yönleniyoruz zaman geçtikçe. Öyle yani. Şimdi gözleri mandalin bahçelerine diktiler. O yüzden para etmediği için herkes de mecburen bırakıyor, evet. Terk ediyor. Aslında mesela müesseseler bu ürünleri kullansalar o zaman bahçeler de korunur. Evet, yeşillik korunursa turizm de sürdürülebilir olur. Evet. Şimdi bakın ben de bir turizmciyim. Yıllarca yatçılık yapıyorum Bodrum'da. Yurt dışı fuarlara gittiğimiz zaman şimdi seni şöyle yakalamaya çalışıyorlar. Efendim diyorlar, bize gelirseniz bizim destinasyonumuz en güzel oksijenin olduğu yerdir diyorlar. Evet. Yabancı ülkeler. Peki sizinki nasıl oluyor diyoruz. Nereden biliyoruz sizin oksijeniniz bol oldu diye soru sorduğumuzda diyorlar ki bakın belediyelerin sayfalarını açıyorlar. Bakın diyorlar burada ne var? Günlük hava durumu var. Hı hı. Karbon tutumu var. Oksijen salımı var. Günlük olarak bu dataları veriyorlar. Şimdi bizim turizmcilere geliyoruz. Ya hep turizm sezonluk yapmak istiyorsunuz. Turizm yapmak istiyorsunuz. Bak dünya turizmi artık buraya gelmiş. Adam diyor ki oksijenim bol benim diyor. Bunu ve rakamlaştırmış ve gösteriyor. Gösteriyor, ispatlıyor. Gelin, evet Bodrum'da analize gerek yok. Zaten oksijen bol görüyoruz ama bunu rakamlara dökelim. Evet. Siz artıya geçin. Daha iyi bir turizm yapabilirsiniz diyoruz. Şimdi ne yapmaları lazım artıya geçmek için? Buradaki bütün özellikle mandalin bahçeleri dahil hepsinin kayda girmesi gerekir. Bunların bilimsel olarak ne kadar karbon tutup ne kadar oksijen salındıklarını da bilirseniz, sayıları da bilirseniz yarımadadaki, bu çok basit yapılabilecek şeyler. Hı hı. Aylık olarak da bunların yukarıdan haritalanması artık çok kolay teknolojide. Bunları yaptığınız zaman siz günlük bu dataları verebilirsiniz. Hı hı. Siz de dünyanın en iyi destinasyonlarından biri olursunuz. Ama bizimkiler böyle bir şey yapmıyorlar. Çünkü niye? Onların gözlerini dikmişler. Bütün bu ağaçları kesecekler. Hepsine ev yapacaklar. Otel yapacak. Sonra da rahat edecekler yani. İnşallah dediğiniz gibi olmaz. Tarih konusunda da bizi aydınlattınız. Teşekkür ederiz. Şeyi soracağım. İşçilik olayı nasıl? Mesela 50 dönüm bahçeden bahsettiniz. 50 dönüm mandalina bahçemiz var. Toplama, işçilik, o sıkıntılar vallahi yaşıyor musunuz? Zorlanıyoruz, tabii ki zorlanıyoruz. Ya burada ev kiraları çok uçtu. Ev kiraları bizi, belimizi büküyor. Çünkü burada çalışacak insanların yani o problemlerin de çözülmesi gerekiyor. Eğer onu çözemezseniz zaten üretim de yapamazsınız. Mutlaka lojman sorunlarının çözülmesi gerekir.
Burada ev konusu ciddi bir problem. Dolayısıyla işçilikte çok ciddi sıkıntı. Biz mandalinden 25 çeşit ürün yapıyoruz. Her şeyini kullanıyoruz diyelim. En son kalan fosayı da zaten hayvanlar çok seviyor. O da süte dönüşüyor sonuçta. Şimdi burada neler yapıyoruz? Bir defa reçellerimiz var, marmelatlarımız var. Bunlar tabii portakal da var bahçede, sadece mandalin değil. Bergamot mesela Bodrum'un çok iyi bir ürünüdür. Turuncu var, limonlar var. Mesela çok özel ürünler yapıyoruz. Kabukları yani çöpe atmıyoruz. Onlardan atıştırmalık ürün yapıyoruz. Yani meyve reçel kurusu dediğimiz bunlar tam atıştırmalık ürünlerdir. Bunlarda şeker kullanmıyoruz. Biz reçellerde de şeker kullanmıyoruz. Elma kullanıyoruz. Bunlara geleceğim. Şimdi önce mandalinle ilgili ürünlerden gidelim. Tamam. Mandalinin suyunu sıkıyoruz ve burada gazoz yapıyoruz. Şimdi bunda da şeker kullanmıyoruz. Bu da tamamen doğal bir ürün. Satış noktalarınız var mı bunda? Sadece buradan mı temin edebiliyorlar? Belediye kafelerinde satılıyoruz. Birkaç noktada daha satılıyoruz. Şimdi merkezde bir yerimiz var. Şimdi arkada altta görüyorsunuzdur tortuları vardır. Evet, ona bu dikkat ettim. Direkt mandalin suyu kullanıyoruz. Mesela hiçbir gazozda direkt mandalin suyu kullanılmaz. %4'tür genelde. Burada %30'un üstünde meyve vardır. Burada da şeker yerine elma kullanıyoruz ve tamamen kendi kabuklardan çıkardığımız esansı da kullanıyoruz. Mesela burada mandalin unumuz var. Un şeklinde. Evet. Bu da değerli bir üründür. Keklerde kullanılır, balık sosu yapılır. Birçok üründe kullanabilirsiniz. Barlarda kullanılır. Kadehleri süslemekle ilgili kullanırlar. Yine mandalinle gidersek, mandalinin bu da sirkesi. Ben bunu çok önemsiyorum, mandalin sirkesini. Çünkü eğer mandalin sirkesini ağırlık verirsek, mesela bütün Bodrum mandalin bahçelerini bir tek sirkeyle kurtarabiliriz. Ya bunun dünya ihracatını yapabiliriz. Doğru, sonuçta elma sirkesi, üzüm sirkesi falan derken mandalina da... Bakın anti-aging bir üründür. Yani gençleştirici bir üründür mandalin. Sadece mandalin sirkesiyle biz bütün dünya ihracatını başarabiliriz. Bence bunun da üstüne gidilmesi gereken bir üründür. Evet, tek başına bile dediğiniz gibi şimdi yapabilirsiniz. Şimdi mandalinden başka neler yapıyoruz hemen şurada göstereyim. Bir defa mandalinin suyunu sıkıyoruz. Donduruyoruz. Bunlar 12 ay kullanılabilir. Sonra mandalinden limonata yapıyoruz. Mandalina ağırlıklı bu limonatamız. Mandalinata dediğimiz bu. Bunun mesela tek kullanımlık olanları da var. Yani suyla karıştırıyorsunuz. Bunu içebiliyorsunuz. Yine mandalin tabii ki çok değerli olduğu için biz kokteyllerde çok kullanılır. Bunlar da buzlu kokteyl bazları. Bunda yeşil mandalin, yeşil mandalin, şekerli, her şey hazır bunların. Bu tek kullanımlık. İşte buna koyacağı içkiyi koyarak, buzunu da ilave yaparak hemen bir çok basit bir mandalin kokteyli yapabiliyor. Bunun da böyle kilolukları ve yarım kilolukları var. Tabii mandalinin en güzel, biliyorsunuz, yeşili dedik. Yeşili de böyle donduruyoruz. 12 ay donuk olarak bu yeşil mandalin, küçük yeşil mandalinler. Yani hasattan sonra çok fazla durmuyor diye üzülmüştüm bir an. Evet. Ama tabii bir sürü bunu bu şekilde dondurarak 12 ay kullanabiliyorsunuz. Evet, evet. Burada sorbelerimiz var. Mandalin sorbemiz. Gördüğünüz gibi şu ürün işte katkısız mandalin suyundan yapılmış. Ve çok güzel. Az önce beklerken küçüğünden yedik. Şu taneleri bile bunlar var içinde hissediyorsunuz. Bunların yeşilinin yeşilinin rendelenmiş halidir. Bu da mesela yine mandalin sorbenin böyle çubuklu hale yaptık. Çocuklar hani dondurmayı seviyorlar. Evet. Tabii doğal bir ürün. Katkısız saf mandalin suyu. Çocukluğumuzun tatları bunlar. Evet. Orijinal meyve de yani. Tabii. Bunun dışında mesela hemen yanımızda çilek bahçesi var.
O arkadaş güzel çilekler yapıyor. Biz çileği, evet çilek. Bir de biraz ilerimizde yaban mersini yetiştiriyor arkadaşımız. O da organik bir yaban mersini yetiştiricisi. Yaban mersini de denedik. Bunlar da çok güzel oluyor. Güzel dayanışma da oluyor tabii ki. Yani hem onları da değişik tatları da çocuklar görmüş oluyorlar. Bu da kolonyamız mı bu? Şey, evet, buradan hatırladım. Evet, buradan çocukluğumuzda ama buradan gösterebilirim. İşte kabuklarından da yaptığımız mandalin kolonyası. Evet. Bunların işte cam şişesi var, pet şişesi olan var, böyle küçük şişelerimizde olanlar var. Mandalinle ilgili sabunumuz var, şampuanımız var. Evet. Tabii bir de cipslerimiz var kurutulmuş olarak. Gördüğünüz gibi şu anda portakal cipsimiz var. Mandalin cipsimiz çünkü çok ciddi bir talep gördüğü için şu anda hasat zamanı direkt tüketiliyor. Yani şu anda artık sadece devam eden müşterilerimize verebiliyoruz. Perakende satışımızı mandalin seneye kaldı. Portakal cipsimiz devam ediyor. Bunun yanı sıra tabii hediye lokumlarımız var. Tamamen şekersiz olarak yaptığımız lokumlar var. Şurada göreceğiniz gibi şekersiz ve şekerli lokumlarımız var. Şimdi bu klasik olan pancar şekeriyle yaptıklarımız. Bunlar da hurmayla yaptığımız ama üstü mandalin unu kaplı, %100 mandalin suyundan yapılmış şekersiz, çok gurme bir üründür. Bunların da çeşitli paketleri var. Paketleri verebiliriz. Tabii. Bunun yanı sıra size gösterebileceğim, şimdi de tattırabileceğim. Bu çok değerli bir üründür. Mandalinin özütü. Yani mandalin suyunun içindeki suyunun uçurulmuş halidir. Bu nerede kullanılır? Mesela bu iyi bir salata sosudur. Aynı zamanda cheesecake'lere, sütlü tatlıların üstünde süperdir. Dondurma üstünde, mesela sade bir dondurmanın üstüne bunu koyarak mandalini bir çok güzel bir dondurma yiyebilirsiniz. Veya bunu yoğurtun üstünde kullanabilirsiniz. Kokteyllerde kullanabilirsiniz. Yani bu mesela birçok şef bunu balık sosunda kullanıyor. Balık sosu yapıyor. Çok amaçlı kullanılan ama Bodrum yerli mandalini hani hakikaten o kadar değerli bir ürün ki mutfaklarda daha çok yer almalı. O zaman popüler iki tane ürünümüz oldu şimdi. Birisi bu, yoğun özütü, evet. Bir de sirke. Tabii ki. Yani hepsi çok güzel ama bu sirkeyle bunun üzerine gidilebiliyor bence. Bu ciddi güzel ürün. Yani Michelin yıldızlı birçok şefimiz Türkiye'de de bu ürünümüzü kullanıyor. Bu ürün hakikaten yani içinde hiçbir şey yok, katkı yok. Sadece mandalin suyunu koyuyorsun ve suyunu çektiriyorsun ama şimdi bir tek size bir şey aktaracağım. Sizin kanalınızda Türkiye'de bir şeyi düzeltelim. Biz nar ekşisi de yapıyoruz. Süper. Ve diğer pekmezleri yapıyoruz. Mesela koruk ekşisi yapıyoruz, nar ekşisi yapıyoruz. Şimdi burada çok büyük bir yanlış bir bilinen bir olay var. Ve de ciddi bir tehlike var Türkiye için. Biliyorsunuz pekmezler ve nar ekşileri, mesela yaptığımız pekmezler, işte koruk ekşileri, nar ekşileri. Şimdi bunlar genelde ne yapılır? Ninelerimiz ne yapar? Kazanları koyarlar. Kazana işte narsa narı koyarsın. Ne yapacaksan onu koyarsın. Onun kaynatır suyunu canım. Kaynatırlar ve suyunu uçururlar. Şimdi saatlerce kaynar. Şimdi kaynamak ne demektir? Şeker karamelize olur sonunda. Evet. Zaten görürsünüz. Şimdi analize gönderdiğimiz zaman, biz analizleri yapmak zorundayız. Analize gönderdiğiniz zaman şekerin yanma oranını sana rakamsal olarak veriyor. Teknik olarak. Şimdi tabii orada diyor ki 60-70 olması gereken bir rakam var. HMF dediği. Kaynatarak yaptığın sistemde 1000'in altına düşmen söz konusu değil. 6000-7000'lere gidiyor. Yani 60-70 olması gereken bir şey 6000-7000'de. Yani ne demek? Şeker tamamen kanserojen ürüne dönüşmüş demek. Yani bu bütün, yani bugün Türkiye'nin maalesef %85'inden fazla üretimi böyle. O zaman bilinçsiz üretim de var. Yani bunu bilmeden yapıyor sonuçta insanlar. Devletiniz var yani korumakla yükümlü vatandaşını.
Bence buranın kesin ele alınması lazım. Çünkü tam eskiden tam pekmez bir kaşık yiyorduk şurada böyle ama şimdi her gün dışarıdan bir sürü şey aldığımız için vücut hangi birisini tolere etsin? Artık vücut tolere edemiyor. Mesela bizim yaptığımız yöntemler şudur. Biz hiçbir zaman için 51 dereceyi geçmez bizim yaptığımız sistem. Özel kazanlar vardır. 51 dereceyi geçmediği için suyunu alabilirsiniz. O ayrı bir teknolojidir. Daha mı uzun kaynıyor o zaman? Yok. Uzun süre, aynı sürede yok. Kadar kaynıyor. Çok daha kısa bir sürede. Daha kısa bir sürede ama özel olduğu için kazanlar. Yani düdüklünün tersi bir sistem olarak düşünün kabaca. Suyunu alabiliyorsunuz. Suyunu aldığınız zaman da işte şekeri yakmadan marifet suyunu alabilmek. Size kalan kısmı işte koruk ekşisi ise veya nar ekşisi ise HMF değeri onun altında oluyor bu sefer. Yani bırakın 60-70'i daha ondasınız. Yani nedir? Şekeri yakmadan, karamelize etmeden özütüne ulaşmış oluyorsunuz. Yani bu şekilde yani narı nar olarak işte mandalin yaptığınız zaman mandalin olarak veya neyi yaparsanız portakalı yaparsanız portakal özütüne ulaşmış oluyorsunuz. Burada verebileceğimiz en güzel mesaj şu, zehirsiz bir tarım mümkündür. Bizler yapıyoruz, hani bizler bir örneğiz. Herkes bunu başarabilir, yapabilir. Yani teşekkür ederiz. Burada bizi de bu konuda aydınlattınız ayrıca. Hiç bu konulardan değinmemiştik. Şaşkınım şu an. Şimdi sorbeden biz bir tadım yaptık. Benim burada çok hoşuma giden bir şey var. Taneleri üzerinde yani hiç öyle hazır meyve suyu gibi dondurulmuş gibi falan bir algı yok yani. Kıtır kıtır içinde taneleri var. Mandalini rendeliyorsunuz. Hele yeşili. O çok büyük lezzet veriyor. O zaten aromayı patlatıyor şey olarak. Burada şeker kullanmadığımız için elma kullanıyoruz. Şeker yerine. Şeker yerine elma kullanıyoruz. Kendi şekeri yeterli olmuyor mu mandalini? Yetmiyor. Mandalininki yetmez. Başka bir şey kullanmadığınız için içinde süt de yok. Tam sütsüz bir dondurma. Tam çocukluğumuzun lezzeti. Bir de bağımlılık yapıyor. Hani bir tane yiyorsun, serinliyorsun. Sonra biraz sonra bir daha canı çekiyor serinlemek için. Şimdiki dondurmalarda çok fazla katkı maddesi var. Evet. Diyor ki adam işte dondurma uzağa gitsin diye bir kimyasal koyuyor. Tabii i̇şte raf ömrü uzasın diye. O buzluğu işte buz olmasın diyor. Ona bir tane kimyasal koyuyor. İşte iyi yalansın diyor. Bir tane kimyasal koyuyor. Bu da lokumlarımız. Yani baktığınız zaman aslında sorbe nerede kullanılıyor dünyada onu söyleyeyim. Şimdi ana yemekten önce ağız lezzeti tam alabilsinler diye önce sorbe ikram yapılıyor. Hı hı. Yani ağız temizliği yapılıyor. Genelde hani böyle çok üst düzey restoranlar falan bunu hala uyguluyorlar yani. Ana yemekten önce veriyor. Bir temizlik yaptırıyor. Sonra ana yemeği verip onun lezzetini almasını sağlıyor. O zaman gerçek gurmeler bunu tercih eder. Evet. Yani biz mandalin sorbeyi mesela bütün tesislerimizde olmalısı gerekir bence. Yani yapmaları da kolay. Bu zaman ne olacak? Mandalin suyu kullanacak. Mandalin suyu kullanılması demek bahçelerden mandalin alınması demek. İşte yeşilin alınması demek. Bu da çiftçinin para kazanması demek. Sizin bir sorunuz vardı. Hani işçilik, evet şu anda para kazanmadığın için işçilik sana koyuyor. Ama sistem para kazansa ben işçimin evin kirasını da öderim. Maaşını da veririm. Şimdi ortada bunlar olmadı. Bakın ürün satamadığımız için sıkıntı var. Ürün satabiliyor olsak böyle bir sıkıntı yok ki. Zaten devamında hepsi gelecek onların. Yani buradaki bütün olay hem resmi bütün kurumların yani hep sözde kalıyorlar. İşte mandalini koruyalım. Etten nasıl koruyacaksın? Yani bir şey yapmıyorsunuz ki her geçen gün korunmuyor. Yani yok oluyor yani. Hani korudunuz da bugüne kadar ne oldu? İşte sıfıra doğru gidiyoruz. Geriliyor. Demek ki bir şey korumuyorsunuz. Peki. Yani burada işletmelerin de mesela adam villa almış. Geliyor burada villa almış. Diyor ki o diyor ortakent çok güzel, vites çok güzel, dereköy çok güzel. Böyle yeşil kalsın. Kalsın kardeşim de sen oradan ürün alıyor musun? Yok.
Peki işletmen var, bak bir de işletmen var. İşletmende ürün kullanıyor musun? Yok. Yok. Nasıl yeşil, niye yeşil bıraksın herif? Senin için mi yeşil bırakacak herif? Ya bu her şey yapılıyor işte buradan yani. Sen restoransan bunu tonla ürününü kullanabilirsin. Dediğin gibi üst düzey restoranlarda ben sorbeyi çok fazla görüyorum mesela aslında. Mesela bak binlerce kahvaltı veren mekan var. Bir tek şey evet. söyleyeyim sana. Binlerce kahvaltı veren mekan var. Ya bir mandalina reçeli marmelat olmaz mı ya? Peki sana soruyorum. Sen bunun yeşil kalmasını istiyorsan, senin gibi bu izleyiciler Bodrum'da bunun yeşil kalmasını istiyorsa yapacakları bir tek şey var hocam. Herkes sorumlu burada. Kahvaltıya mı gitti? Kardeşim niye burada mandalina reçeli yok, marmelatı yok diyecek. Coğrafi işaretli ürün ya. Coğrafi işaretli. Ya bir Adana, bir Antep falan gittiğimiz zaman nasıl oranın ürünlerini yani tercih ediyoruz ve sorguluyoruz? Bütün herkese sorumluluk düşüyor burada. Ya diyecek ki coğrafi işaretli ürünü niye yok kardeşim? Senin burada niye kolonyayı başka bir şeyle, mandalin kolonyası vereceksin kardeşim? Dondurma, her yerde dondurma var. Ya o tezgahta bir de mandalin dondurması olsun. Çok doğru. O zaman ne yapacak? Komşusunun mandalinini alacak, sıkacak, ondan dondurma yapacak. Yani sirke herkes kullanıyor. Niye mandalin sirkesi kullanmayalım? Sirke çok özel bir ayrıntı ya. Sirkeyi ben bilmiyordum. Yani, şu an öğrendim. Çok yani güzel bir detay o. Bu konuda lütfen herkes de sorumlu. Bence sadece hani yöneticiler de, onlar zaten suçsuz, hem suçlular hem sorumlular. çünkü gidiyor. Yani yönetime soyunduysanız tedbir alacaksınız. Yani çöküyor işte, yok oluyor. Sen tedbir almak sonuçta zorundasın. Yani Bodrum'un bir markası oluyor bu mandalin. Bodrum özel bir mandalin. Başka bir yere yetişmiyor. Yani bunu da duyacak olan Bodrum yetkili işaretli ürünü de kaybedersek biz yani ne yapacağız yani? O yüzden maalesef. Ama bence her seyircimize buradan iletelim. Lütfen gittiğiniz yerlerde niye yok diye hesap soralım. İsteyelim. Hesap soralım. Evet. Önemli. Başka Bodrum yok çünkü. yok. Yani mesela kadın kooperatifleri kurulamaz mı? Yani reçel marmelat yapmak bu kadar zor mu? Bu kadın kooperatiflerinden alırsın, yaptırırsın reçeli marmelatı, öyle değil mi? Tabii ki. İşte müesseselerinize koyarsınız. Yani bu illa bizden gelip bizim gibi kuruluşlardan almaları gerekmiyor ki. Kendiler yani, de üretebilir sonuçta. Niçin bir kadın kooperatiflerini destekleyip de onlara yaptırtmıyorlar? Ben ürünü satamadıktan sonra, üretici ürünü satamadıktan sonra ne yapacak? Biraz da rehavet var sanki ya, değil mi? Yok, kısa yoldan, kısa yoldan herkes para kazanmanın peşinde. Satalım. Kısa yoldan işçiliksiz, değil mi? Evet, hep yani emeksiz. Herkes satalım, edelim, bina dikelim. Peki her yeri bina yaparsak hangi trafikte gezeceğiz? Maalesef. Yani o zaman acaba bu aldığınız villanın parası aynı değerde kalacak mı? Bu yaptığınız işletmenin değeri korunacak mı? Burada çok nasıl yaşayacaksınız? Derinlemesine düşünmek lazım. Evet, hangi sağlık kuruluşu size yetecek? Yani bu güzelim yeşil alanları da binaya lütfen çevirmeyelim. Yani çevirdikten sonra artık geri dönüşü çok zor. Yani bence hani sadece mandalini korumak değil, burada sürdürülebilir bir turizmi de kesinlikle yapmamız gerekir. Yani konu burada bence bu. Kesinlikle. Evet, Bodrum'un ortasında, Orta Kent'te böyle 50 dönüm bir mandalin bahçesinde Erman abinin konuğu olduk. Teşekkür ederiz. Çok da azımsanacak bir ölçü değil ya. 50 dönüm bayağı büyük. Burada hem üretim var, hem yetiştiricilik var. Sadece mandalin olarak değil, işte yeşil, Bodrum yeşilini üretiyorlar ve mandalinlerden mandalinlerden. Bizim ilkokul hocam öyle öğretti. Hep anne, aklım mandalinaya gidiyor ama mandalin gerçek ismi. Evet. Sonra İstanbullular gelince mandalina dediler. Eyvah ama bizde hep mandalin. Nicelik kattığı ürünleri burada hem pazarlıyor hem de daha uzun süreli tüketilmesini sağlıyor. Üstünden geçecek olursak bu neydi? Mandalin özütü. Mandalin yani özütü. Suyunun içindeki suyu alınmış hali. Yoğun kısmı. Çok amaçlı kullanabiliyorsunuz. Salata sosu müthiş. Evet, balık restoranları dediniz. Sonra cheesecake, yani sütlü tatlılarda mesela çok güzel uyum sağlıyor. Mesela yoğurtun üstüne koyabilirsiniz. Bir sade dondurmanın üstüne koyabilirsiniz. Bunlardan kokteyl yapabilirsiniz. Yani süper. Çok amaçlı kullanabileceğiniz Bodrum mandalinin güzel. Bu lokumumuz. Bu da şekersiz olanı. Şekersiz versiyonu. Mesela nedir? Bu %100 mandalin suyu var içinde.
üstünde mandalina unu kaplı. Çünkü şeker kullanmadığımız evet. için. Ama tadı da hurmayla veriyoruz. Ben bunu çok hevesle sizlere sunmak istiyorum. Bu da sirkesi. Zaten sirkeyi severek tüketiyorum ben kendimde. Hocam mandalin sirkesi bence Bodrum'un gözde ürünü olması gerekir. Evet. Bunu ön plana çıkarmaya çalışıyoruz. Yani mandalin sirkesiyle bütün bahçeleri kurtarabiliriz aslında. İnşallah tek amacımız olacak. Bu da atıştırmalık kurutulmuş değil mi kabukları? Bu aslında çöpe attığımız kabukların kabuklardan yaptığımız bir inovasyon, bir ürün. Bunu ne yapıyor? Atıştırmalık ürün. Öğün arasında böyle şekerim düşmesin. Evet. İşte çerez yerine. Araçla gidiyorsun, evet. şey gidiyorsun, iş yerindesin. Bir tane böyle. Bunu da bence es geçmemek lazım. Bu da çok keyifli içiliyor, tüketiliyor. Az önce denedik bunu da. Orijinal böyle katkısız zaten dibindeki tortulardan da anlaşılıyor. Şekersiz. Belli yerlerde satış noktaları var. Belediye kafelerde mi vardı? Şu anda belediye kafelerimiz de var. Belli birkaç yerimiz de var. Bir de Marina'nın girişinde bir stand görüyorum. Sizin değil mi evet, o da? Evet, bizim Bodrum Yadigarı'nın benim ERA ofisin olduğu yerde. Hı hı. Tabii sadece ürünler bu kadar da değil. Bu kadar mesela değil, evet. Kabuklardan esans çıkarıyoruz buradan. Ondan mesela o da önemli. Şimdi sıfır atık çalışıyoruz. Şimdi mandalinin suyunu çıkarıyorsun. Tamam bu ürünleri yapıyorsun. Kabuğunu da en değerli yeri. Oradan uçucu yağını alıyorsun. Şimdi onunla aslında işte biz kolonya yapıyoruz ama oda kokuları, mesela Çin o kadar güzel ürünler yapmış ki dünyaya bakıyorsun. Korkunç bir de anti-aging bu ürün. Yani cildi gençleştirici bir ürün. Kremleri müthiş şeyler yapmışlar. Aslında buraya kafa yorulabilir. Hem katma değeri de yüksek bir ürün. Kozmetik için aslında birebir bir ürün Bodrum mandalini. Aroma da çok yüksek. Bence hani yatırımcılara sesleniriz. Yani mutlaka Bodrum mandalini ile ilgili yatırım yapsınlar. Yani kozmetik dalında da çok güzel ürünler yapılabilir. Biz şu anda sadece kolonyasını yapıyoruz. Şu an size anlatırken ben hatırladım çocukluğumda. Benim mandalina ile en büyük birlikteliğim herhalde sobanın üstüne kabuklarını serip o kokusuyla mis gibi uyumak. İşte, yani mesela sabun yani müthiş güzel. Hele böyle saf bir zeytinyağıyla sabun yaptığınız zaman işte bunun şampuanıydı şuydu buydu. Biz de mesela birçok argeler yapıyoruz. Şu anda o tarafa doğru birazcık da yatırımlar yapmaya çalışıyoruz ama ya çok değerli bir ürün. Evet. Her şeyini yapabilirsiniz. Sorbesinden tutun da barlar için çok güzel bir ham madde var burada. Yani yeşil mandalin işte 12 ay bunu kullanabilirler. Evet. Bunları servis yapabilirler. Birçok içkiyle çok güzel yakışıyor. Sodayla çok güzel evet, yakışıyor. Kesinlikle. Mesela şuradan yapacağınız bir limonata müthiş bir şey. Yani bir mandalinle ilgili yapılan bir limonata müthiş. Yeter ki kıymetini bilelim yoksa yok olup gidecek. Kıymetini bilelim diyoruz. Teşekkür ediyoruz size de. Biz teşekkür ederiz. Çok Bodrum güzel. Ürünlerine sahip çıkalım. Mümkün olduğunca tüketelim istiyoruz. Burada biz marka olarak Bodrum Yadigarı'nı sizlere sunduk ama hani üretici Erman Bey olduğu için bu şekilde sunduk. Ama siz Bodrum ürünlerini, Bodrum mandalini tercih edebilirsiniz. Kendiniz de yapabilirsiniz. Ununu da yaparsınız. Kesinlikle. Belki lokumu yapamaz ama tercih edelim ya. Yani kullanalım. Yadigar'ın da tabii tercih edelim. İnternetten satışınız var mı? Var. Bodrum Yadigar olarak ulaşabilirler. Çünkü hatırlamadım. Bir sürü ürün var içeride. Çekerken de sizlere göstermeye çalıştım. Yani o undur, diğer ürünlerdir falan bir sürü çeşidi var. Hepsini inceleyebilirsiniz. Mandalinden ne yapılabileceğini gösterdik aslında. Evet. Yani birçok kişi de bunları üretebilir, yapabilir. İşte hepsi de Bodrum'a katma değer olarak geri döner. İnşallah. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.